Herkese merhaba. Gece saat 11.30. Bu sene feryat figan ettiğimiz, bir türlü peşimizi bırakmıyor dediğimiz karı yağmuru yine baş gösterdi. Bugün malzemelerimizi indirmiştik. Biraz da başlamıştık. Şurada gördüğünüz gibi tijellerini vesaire ayarlamıştık. Ama ve lakin tekrar yağmur başladı ve malzemeler açıktaydı. Lamine ama yine de riske atmak istemediğimiz için 12 tane çadır bulduk. Bir bu taraftaki paletlerin ve şu taraftaki paletlerin üstünü kapattık. Şu an karanlıktan gözükmüyor. Şimdi bir çadır daha getirtiyorum. O çadırla da kalan şu ucu kapatıp malzemelerimizi korumaya çalışacağız. Şans mı şanssızlık mı, bereket mi bereketsizlik mi bilmiyorum. Ama maalesef her işimizi zorlu şartlar altında yapıyoruz. Hemen şurayı da kapatıp artık bu gece arazide nöbet bekleyeceğiz maalesef. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Dün malzemelerimiz geldi. İşe başladık. Ama bilin bakalım ki ne oldu? 7 aydır, 8 aydır her seferinde başımıza gelen şey. Hadi kulübeyi kışın karın altında, yağmurun altında yaptık da evi de mi böyle yapalım ya? Ne zaman işe başlayacak olsak ya yağmur yağıyor ya başka bir şey. Bereket mi, bereketsizlik mi, şans mı, şanssızlık mı bilemiyorum. Sağlık olsun ne diyelim. Ne yağmur yağıyor. Gök görüyor. Oysa ki evimizi yapmaya başlamıştık. Dün gerekli kopları aldık. Betonumuzu deldik. Mebarın altlarına döşedik. Tijlerini bağladık. Bunlar alt bağlantıları. Daha yukarıdan aşağı ahşapları çok fazla birbirine bağlayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde inşallah evimiz komple yükselecek. Şimdi bile nasıl topluyorum size anlatayım. 24, 26, 28, 24, 25, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 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 hangisi?
Parçaların bir tanesinin birine koyacağım. Ya hayır, eksik çıkacak. Eksik çıktığı yerde belli olacak. Şimdi gidiyoruz. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 3. 2, 4 yok. Atıyorum. Herkese merhaba. 7 aylık, 8 aylık bir harfiyat süreci ve hazırlık sürecinden sonra artık evimize başlıyoruz. Malzemelerimiz geldi zaten cumartesi günü, bugünlerden pazartesi. Cumartesi günü malzemelerimizi indirdik ve maalesef ki karışık gönderdikleri için en üstteki parça en altta veya ortalarda çıktığı için 16 ton, 18 ton malzemeyi tekrardan geri taşıyıp bir sırasına göre sıraladım. Malzemelerimizi göstermemiz gerekirse, zaten daha öncesinde de bahsetmiştim. Bu Rus sistemi, Rus makineleriyle, Rus programıyla yapılan bir sistem. Ürünlerimizin hepsinin kurt boğazları bize açık bir şekilde geldi. Kapısı penceresi açık bir şekilde geldi. Kanallarımızda fitillerimiz var. Normalde yurt dışı videolarında vesaireyi izlediğinizde iki ağacı birbirine tutturmak için genelde 20'lik çivi, 20'lik vida kullanılarak sistem yapıyorlar ama biz işin doğrusunu yapıp çoğu yurt dışındakilerin bile yapmadığı gibi bu şekilde inşaat demirlerimizin içine millerimizi koyup içine kimyasal dübel yani epoksimizi sıkıp demirlerimizi buraya sabitliyoruz. Üst kısımlarına millerimizi kaynattık. İlk 3 sırayı bu şekilde üstten lama demir ve somunla betona sabitleyeceğiz. İlk 3 sırayı betona sabitledikten sonra yukarıya çıktıkça aynı şekilde deliklerden en üstten aşağı inşaat demirini atıp 14'lük inşaat demiri kullandık burada. Uçlarına yine millerimizi koyduk. Bu sefer yukarıdan lama demirini koyup aşağıdan bağlantı yapacağız. Yani yaz ve kış farklarında işte ağaç yaşayan bir varlık olduğu için genleşmesi veya çekmesi durumunda biz ağacımıza şu şekilde şuradan gösterelim. Burada yan boşluklarımız var. Yukarıdan aşağı yani yaklaşık 10-15 parçayı tutacak olan ayar somunlarımız burada olacak. Bunların üstünü kapakla örteceğiz. Eğer ki bir çekme durumu olup da aralar açıldığında biz bunu buradan sıkıp aralardaki boşluğu kapatacağız. Aynı şekilde tam tersi genleşme olup da ağacımız birbirini sıkar ve atıyorum gıcırdama gibi bir durum yaptığında buradan 15-20 tane parçamızı gevşetip ağacın rahatlamasını sağlayacağız. Ölçülerimiz 14.5, 12.5'tu. Kaba taslaklarımızı attık. Gördüğünüz gibi bu şekilde inşaat demirlerimizi yerlerine sıkıyoruz. Şu şekilde yerlerimizin dört köşesi belli olmaya başladı. Biz dün buraların ilk üç sıralarını koyduk. Millerin ölçüsünü alıp boylarını kesebilmek için. Şimdi tekrardan söktük. Buraları söküp demirleri geçirip bu şekilde devam edeceğiz. Zaten videolarda bir kısmını size göstermeye çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Devam edin. Ne? Ne biçim kokuyor? He? Ne biçim kokuyor? Özür dileriz.
Ne demek? Yani bilmiyordum böyle çevreye verdiğim cihazsızlıktan dolayı. Benden sonra düzeliyor. Dur lan kardeşim dur. İşte bu ağacın içinde kırmızı kırmızı böcekler var ya. Hangi ağacın içinde? Aha. De la bunlar kurt mu yoksa? Aha da bak kan çıktı. Ama kıpkırmızı. Kurt böcek olmaz ya. Nihat Bey görüyorsunuz ağaç ağaca mı? Böyle böyle yapıp sonra yamuk diyorlar. Sen ağaç kurdunu gördün mü hiç? Yok. Abo fena. İşte boşuna itme. Bunu yapamayız değil mi? Neyi? Ayağımın hani zorlasa. Onu ortada yapacaktım. Da yine de olmaz. Değiştirme yaptığımda o şey gel sonra gel bana. Gel buraya şimdi. Yakın çekime gel buraya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tamam şimdi hafif uzaklaş. Şimdi bırak git eniştemi çek. Çabuk onu yaparken. Enişte dur yapma. Devam et. Seni çekmem lazım. Heyecanlanmayın işte.